Derdim şu. Aslında az önce söylediğim şeyin devamını söylemeye çalışıyordum. Sen beni tevekkülle suçladın. Ya bazen o kısa şeyi söylemek gerçekten daha zor ve bazen bir şarkının ustalığı da öyle kısa bir punchline'a varabilmek oluyor. Biz şimdi türden türe, yani ben mesela illa bir rock şarkısı olsun filandan zaten geçtim. Ama yani beni esas mesela derdini anlatamayan uzunlukta eserler daha çok yoruyor. Anlatabiliyor muyum? Evet, bir, evet. Hani o bakımdan, yoksa tabii ki kötü, iyi falan onlar hep beraber şey yapalım, tükürelim. Ay ay. Seni sıkıyorum sanırım ama... Hayır, çok, hayır, sıkmıyorsun. Çok hayır. Uzun zaman oldu televizyona çıkmayalı. Bir tane. Biliyorsun Türkiye'mizde. Ama ben senin hangi evrede olduğunu merak ediyorum. Yani bütün bir ülke, bir toplum kendi sanatçılarının inandığı, güvendiği, albümlerini satın aldığı, şimdi almadığı ama Spotify'dan ya da YouTube'dan dinlediği sanatçıların hangi durumda olduğunu, kafalarının nasıl çalıştığını merak eder. Süper. Dolayısıyla bu biraz. Tekamül, lütfen onu anlatmanı ama lütfen tekamül ve tevekkül istemiyorum. Tükür, küfret, bağır. Çünkü öbürü bana korkunç geliyor. Yani eğer, yani bir şey söyleyeceğim. Öyle yaşlanmak istemiyoruz değil mi? Yani mesela rahmetli Hakkı Devrim'le beraber hatırlıyorsun kaç tane programa geldin Hakkı abiyle beraber yaptığımız. Mesela ben şey yapardım genç bir insana. Yani derdim ki ya Hakkı abi bu iyi hani. Hakkı abi orada göstermezdi ama derdi ki neresi iyi ya? Neresi iyi lan? Hiç iyi değil. Gerizekalı. Söylerdi. Çünkü yaşlanmasına rağmen o içindeki şeyi, enerjiyi, eleştirme gücünü kaybetmemişti. Bu çok önemli bir şey. Yani bunu kaybedersek hiçbir şeyimiz kalmaz. Yani dinliyorum seni. Ya bu bahsettiğin ifadeyle ilgili bir şey. Yani insanın istediğini ifade edebilmesi gerekir. Ben de katılıyorum. Aklıma gelirse de söylerim. Ama benim başka bir derdim var. Etki. Yani biz şimdi ifadeyle etki arasında hep tercih yapa yapa yürüyoruz hayatta. Ben şimdi sana mesela yani senin de şu işte haline bak bilmem ne falan diye içimden geçeni söyleyebilirim. Bayılırım. Tamam evet. Ben de bayılırım. Ama eğer senin hakikaten yani ben, o halini etkilemek istiyorsam, senin üstünde bir etkide bulunmak istiyorsam, sana onu böyle lambur lumbur kameraların önünde söylemek yerine bunu yine söyler ama etkide bulunabilecek şekilde söylerim. Bunu gerçekten önemsiyorum. Çünkü biz aslında senin bahsettiğin şeyin, yani seni tenzih ediyorum, öyle demediğini de biliyorum ama biz senin bahsettiğin türden bir şeyin eksikliğini değil, aslında biraz fazlalığını yaşıyoruz. Yani sosyal medyada filan, her yerde, tamam. O hani biz birbirimize hani o taş attı, ben de kaya atayım diye tamam. Giden bir dünyanın böyle neferleri olarak aslında o negatif duygular diyeceğim ama yine bunu ne olur yanlış anlama. Böyle pozitif olanından falan bahsetmiyorum da bir şeye derman olmak artık. Çünkü o kadar yersiz yaralaya yaralaya ve yaralana yaralana geldik ki birbirimize taşlar kayalar fırlata fırlata bilmem ne umurumda değil. Yani bir insanın kötü bir şarkısını senin bu şarkında ne kadar kötü diye söylemek benim gerçekten hiçbir şeyimi tatmin etmiyor artık. Eğer işime yarayacaksa onun daha iyi bir şarkı yapmasını etkileyecek bir şey söylemek tercih ederim. Çok haklısın. Ama yani bu içten pazarlık falan olabilir. Diyebilirsin ki ne kadar stratejiksin bir rockçı için. Yani ama böyle bir yere vardım. Niye vardım? Çünkü düşünecek zamanım oldu. Yani bayağı konuşmadan, ne bileyim ben konuşarak da bir yandan falan çok düşünecek zamanım oldu. Çünkü bizim yaptığımız şey, yani çıkıp sonuçta sen de biliyorsun, sahneye çıkıp onlarca, yüzlerce, binlerce, yerine göre on binlerce insana çok büyük bir gürültüyle bir müzik böyle üstlerine boca edip bir de bas bas bağırıyorum yani. Benim işim böyle bir şey zaten. Evet. Dolayısıyla ifade konusunda bir eksiğim yok. Aynı fikirdeyim. İfade çok önemli ama herkes kendini ifade ederken kendi meşrebince yapıyor. Kendi meşrebi, evet. Evet, bravo. Çok doğru. Kendi meşrebi. Ben demiyorum ki yani şimdi insanların çok çok kamplaşmış, birbirine karşı fazlaca sinir geliştirmiş, huysuzluk geliştirmiş. Ya çiğ börek tarifi üzerine 6 sayfa kavga edilebilir mi? Evet abi, çok haklısın. Çok haklısın. Yani herkes memlekette, yani sadece Twitter'a baktığında herkes boşanmak üzere olan karı koca gibi. Herkes boşanıyor.
ve korkunç şeyler yazıyorlar birbirlerine. Önemli değil. Bu düzelir. Bu bir şekilde düzelir. Ama ben bundan söz etmiyorum. Benim buna karşı bir yanda belki aynı evrelerden geçiyoruzdur. Yani çünkü bir toplumsal stres hepimizi ne halde, kaç yaşında, ne durumda olursak olalım hepimizi aynı derecede etkiliyor.